Videonun başlığına bakıp da hoca bize bir kısa yoldan zengin olma içeriği hazırlatıyorsanız yanılıyorsunuz. Hayır, size yakın zamanda çarpı 10 yapacak bir coin önerim yok. Hayır, Decentraland'de bir kupon arazi falan bulmadım, öyle bir önerim de yok. Ben tam tersine bugün belli bir bakış açısıyla belli bir vadede gerçekten refah yaratmanın, zenginlik yaratmanın yolunu anlatacağım. Yani bu güzel bir kişisel gelişim videosu. Eminim başlık size çok uçuk da gelmiş olabilir. Saatte 1000 dolar kazanmak ne demek ya? Yani günde 10 saat çalışıyorsanız 10 bin dolar kazanmaktan bahsediyorum. Yıla vurduğunuz zaman veya aya vurduğunuz zaman diyelim ki 4 hafta çalışıyorsunuz ve haftada sadece 5 gün çalışıyorsunuz 10'ar saatten 200 bin dolar para kazanmaktan bahsediyorum. Sizce böyle para kazananlar var mı? Elbette var. İşte sizleri onların zihinlerine, onların modellerine, onların zihni yapısına götürmeye çalışıyor olacağım. Ve bunun için de beraber bir zihinsel egzersiz yapacağız. Bu arada yanlış anlam olmasın, ben de saatte 1000 dolar kazanmıyorum ama bu düşünsel modele geçtiğimden beri saatlik getirimde ciddi bir tırmanış yarattığımı ve bunu daha verimli, belki de daha az çalışarak ama daha doğru şeylere odaklanarak yaptığımı görüyorum. İşte o yüzden bugünkü bu saatte 1000 dolar para kazanan insanın zihni modelini kazanma egzersizi eminim size de çok yardımcı olacak. Bugün 29 Kasım 2021. Ben Bora Özken. Yeni podcast'la beraberiz. Bu podcast'imde sizlere saatte 1000 dolar para kazanan insanın zihni modelini anlatmaya çalışacağım ve sizleri de inşallah o yola doğru sokacağız. Saatte 1000 dolar kazanmayı kim istemez tabii ama çoğumuz saatte 5 dolardan bile az kazanıyoruz. Bakın size matematiğini yapayım. Diyelim ki bir yerde maaşla çalışıyorsunuz ve ayda 12 bin lira geliriniz var. Hiç de kötü maaş değil Türkiye için. Bu kabaca 1000 dolar eder. Şimdi haftada 50 saat çalıştığınızı varsayalım. Yani günde 10 saat civarı, yol da bu işin içine dahil olsun hadi. 50 saat ne ediyor? Haftada 50 saatse ayda 200 saat. 1000 dolar bölü 200 demek ki ayda kazandığınız para saat başına indirdiğinizde 5 dolara kadar iniyor. Kötü değil mi? Bu tabii bir formül aslında. İşte payda gelirleriniz var. Payda da o geliri elde etmek için harcadığınız, mesai harcadığınız zamanlar var. Paya bir takım eklemeler yapılabilir. Yani daha yüksek bir maaşınız olabilir. Harika. Paya bir takım ekstra gelir kaynakları eklenebilir. Mesela bir gayrimenkulünüz vardır. Oradan gelen kirayı oraya ekliyor olabilirsiniz. Paydayı biraz daha verimli hale getirebiliriz. Yani aynı işi acaba 10 saat değil de 5 saat çalışarak yapabilir miyim diye bakabiliriz. Tabii kurumsal hayatta çok kolay değil. İşten erken kaçmanıza izin vermezler ama bu formülün bu bölgeleriyle epey oynanabilir. Ve ben inanıyorum ki ayda 12 bin lira kazanan yani 1000 dolar civarında para kazanan bir insan biraz paydayı yöneterek ve orada azıcık verimlilikleri daha iyi hale getirerek saat başına gelirini 5 dolardan 6-7 dolarlara çıkarabilir. Ama 6-7 dolar nereye? 1000 dolar nereye? Şimdi biraz ona bakalım. Kazandığınız para temelde insanlara kattığınız değerin karşılığıdır. Siz insanlara bir değer katarsınız, onlar da buna karşılık layık gördükleri parayı size ödüyor olurlar. Ve bunda benim gördüğüm kadarıyla temel belirleyici de piyasadır. Eğer kattığınız değer yüksekse ve o parayı size veren işte bu patronunuz olabilir, müşteriler olabilir, işte bir YouTuber'sanız kanaldaki izleyiciler olabilir, bu paranın değer olduğunu düşünüyorlarsa aldıkları hizmete karşı size daha fazla para verirler. Aksi takdirde daha az para verirler. O halde saatimizi 1000 dolar üzerine atmak istiyorsak ilk yapmamız gereken şey daha değerli şeyler sunuyor olmak. Eğer bir beyaz yakalı bir şirkette çalışansak patron için vazgeçilmez insan haline gelmemiz ve onun iyi ki Bora var, onun sayesinde ben de çok para kazanıyorum, o da kazansın demesini sağlamak. Eğer bir girişimciyseniz çözdüğünüz problemin, müşteri için çözdüğünüz problemin çok önemli olması ve onu çok iyi çözmeniz bu sayede size daha fazla para ödemeye hazır olmaları gerekiyor. İşte bir içerik üreticisiyseniz, benim gibi bir içerikler üreten, YouTube'lar, yazılar üreten birisiyseniz içerikleriniz öyle kaliteli olmalı ki daha fazla insan bunları izlemeye gelmedi ve bu sayede getiriniz artıyor olsun. O yüzden ilk odaklanmamız gereken şey ben insanlara ne değer katıyorum, bunu nasıl artırabilirim, böylece saatte 1000 dolarlık bir insan olma yolunda nasıl giderim? Ve inanın bana çok çok fırsat var. Çünkü pek çok insan pek çok konuda bilgi eksikliğine sahip, bunu telafi eden, onların hayatını kolaylaştıran, İlla beyin cerrahı olmanız gerekmiyor. Çok daha basit alanlarda bile saatte 1000 dolar değilse de 5 dolar epey üzerine para kazanmak mümkün. O halde öncelikle bir beceri inşasına bakmamız gerekiyor. Ve karşımızdaki insanlara daha fazla değer katacak becerileri inşa edip bunları ürünlere, hizmetlere dönüştürmemiz lazım. Bu beyaz yakalıysak da aynen geçerli. Bir başka yapabileceğimiz şey tabii payda bölümüyle ilgilenmek. Eğer geliri artırmak zorsa paydayı biraz iyileştirebiliriz.
Yani diyelim ki bir beyaz yakalıyız, 10 saat çalışıyoruz. Acaba 5 saat çalışarak günde bu parayı kazanabilirim? Kazanabilir miyim? Ve bence kazanabilirsiniz. Çünkü baktığınız zaman aslında günümüzün çok büyük bir bölümü boş işlere gidiyor. Boş toplantılar, boş iletişimler, boş sohbetler, gereksiz raporlar ve bazen de öylece ekrana boş boş bakma. Bunlardan kurtulmamız lazım. Ve bunlardan kurtulduğunuz saati not alın kenara. Deyin ki ben aslında eskiden günde 10 saat iş ayırıyorum. Şimdi 4 saat ayırarak işimi yapabiliyorum. Belki o 6 saat hala oturmak zorundayım orada ama bunu değiştirebilirim. Çünkü eğer gerçekten değer katan birisiysem belki gidip yöneticimle şu pazarlığı yapabilirim. Ben aslında günde 4-5 saatte bu işleri yapabiliyorum. Bana geri kalan zamanımı lütfen kazandır. Her patron buna sıcak bakmayacaktır ama eğer patronunuza, yöneticinize gerçekten değer katıyorsanız buna izin verebilir. İzin vermiyorsa da çaktırmadan bir şey yapabilirsiniz. Ekranınıza bakıyor gibi gözüküp o tasarruf ettiğiniz birkaç saati daha verimli çalışarak tasarruf ettiğiniz birkaç saati daha fazla gelir yaratacak projeleri araştırmaya, işte yatırım kaynaklı araştırmaya ayırabilirsiniz. Bu sayede formülü değişecektir. O yüzden lütfen iş yerinde gerçekten işe kaç saat ayırdığınızı not edin. Kaç saati boşa giden toplantılar, işte patron memnun edecek, hafif böyle yalakamsı muhabbetler ne kadar ona gidiyor? Bunları bir ayıklayın. İşinizi kaç saatte yaptığınıza bakın. O zaman formül yine kendi kendine düzelecektir. Ve size paya da bir şeyler eklemek yani gelir artırmak konusunda fırsatlar sunuyor olacaktır. Daha az saat çalışarak para kazanmanın tabii en önemli yollarından bir tanesi delegasyon. Bir yöneticiyseniz daha fazla iş delege etmesiniz. Bir girişimciyseniz daha fazla iş delege etmelisiniz. Kafanızda formülü şöyle oturtabilirsiniz. Diyelim ki ilk hedefiniz saatte 20 dolar para kazanmak. Saatte 20 dolar para kazanmayı becerebileceğinize inanıyorsanız saatte 20 dolardan daha az kaynakla yapılabilecek her işi delege etmeniz gerekir. Ben öyle yapıyorum. Mesela bu videonun montajını ben yapmayacağım. Onu delege etmiş durumdayım. Niye? Çünkü benden daha ekonomik ve benden çok daha kaliteli yapacak insanlar var bunu. Buna karşın videonun içerik üretimini tamamen ben yapıyorum. Çünkü esas katma değerim burada olduğunu düşünüyorum. Yani gelirinize artacak şeyleri yapın ama aslında pek de size katkısı olmuyor ve başka insanların daha ekonomik yapacağı şeyleri onlara hızlıca delege edin. O yüzden etrafınıza işlerinizi delege edeceğiniz bir ağ olsun. Bir şirkette yöneticiyseniz bu daha kolay ama bir şirkette beyaz yakalıyken yani yöneticiliyken bile bu olabilir. Takım arkadaşına istifade edebilirsiniz. Bazı işleri dışarı yaptırabilirsiniz. Hep iş hayatım böyle geçti. Başkalarının emeğine yararlanmak lazım. Çünkü bu onun için bir gelir kaynağı. Bu sömürmek değil. Başka ne yapabiliriz? Tabii yeni gelir kaynakları ilgilenebiliriz. Yeni gelir kaynaklarından da kastım daha ziyade pasif gelirlere odaklanmak. Çünkü ben de mesela saat başı para kazanan bir insanım. Çünkü şirketlere eğitim veriyorum. Gidiyorum orada insanların önüne çıkıyorum. Kaç saat çalışıyorum. İşte o eğitimin geliri böyle o kadar saat para kazanıyorum. Bu tamam güzel bir yöntem ve burada o eğitimin gelirini artırmak için daha kaliteli içerikler, daha karizmatik bir boraya ihtiyaç var. Bu tamam bunu yapalım. Ama aslında işin daha kolayı, daha güzeli şöyle olabilirdi. Acaba ben bu eğitimi bir kez kaydettikten sonra, bu eğitimi bir kez verdikten sonra bundan ömrüm boyunca para kazanmanın yolunu bulabilir miyim? İşte biz buna kaldıraç inşası diyoruz. Benim şu anda YouTube'da 7000 civarında izleyicim var. O yüzden YouTube gelirlerim çok da ciddi değil. Ama sürekli artıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. Niye? Çünkü YouTube'a bir videoyu bir kere yüklüyorsunuz. Ondan sonra ondan hep para kazanmaya devam ediyorsunuz. Bu başta küçük olabilir ama gittikçe büyüyorsa bir süre sonra ciddi bir gelir kaynağı haline gelebilir. O yüzden kaldıraç inşa etmek demek bazı varlıklar oluşturmak demektir. Ve bu varlıkların sizin adınıza para kazanmasıdır. En güzel pasif gelir kaynaklarından bir tanesidir. İnternet bu konuda nefis bir ortam, inanılmaz kaldıraç fırsatları sunuyor. Sonuna kadar yararlanın. İçerik üretin, güzel videolar üretin, yazılar üretin, eğitimler tasarlayın, eğitimlerinizi Udemy'ye yükleyin ve bunlardan ömür boyu para kazanın. En iyi kaldıraç yollarından bir tanesi. Bir eğitimci olarak başka benim için bir kaldıraç ne olabilir? Başka eğitimcilerden yararlanmak. Yani bir kuruma gittiğimde eğitimi veren insan ben değilim, bu arkadaşlar da eğitim veriyor demek. Bu da bir kaldıraç, insan gücüne ayarlanmak. Ama benim çok bayılmadığım bir kaldıraç çünkü insan yönetmeyi sevmiyorum. İnsan yönetmeyi sevmediğim için de onlara vakit harcamakta hoşlanmıyorum. Ama aslında geçerli bir kaldıraçtır. Yani benim bu kişilik problemimi bir kenara bırakacak olursak aslında işi başkalarına yaptırıp onlardan da gelir elde ediyor olmak en iyi kaldıraçlardan bir tanesi. Girişimcinin özünde zaten bu var. Girişimcilik kaldıraçla para kazanmanın yoludur. Diğer bir kaldıraç paranızı nasıl değerlendirdiğinizle ilgili. Pasif gelir yaratmak için paranızı iyi değerlendirmeniz, iyi yatırımlar yapmanız lazım. Ben o yüzden inanıyorum ki günde bir saatinizi iyi yatırımları araştırmaya ayırmak son derece iyi bir şey. Çünkü çok asimetrik para kazanabiliyorsunuz.
Yani bir tek Tesla'nın hisse senedinden kazandığım para bile çoğu insan için ömür boyu kazanacak paradan fazla oldu. Neden? Çünkü araştırdım, inceledim, takip ettim ve dedim ki bunda uzun vadede iyi bir getiri var. Para yatırım, sonra bir şey yapmama gerek yok. Yani payda tekrar zaman eklemiyorsunuz. Payda Elon Musk kazanarak size para getiriyor. Tabii bunun riskleri var. O yüzden iyi anlamak, iyi öğrenmek lazım. Benim inancım herkesin bir yatırımcı zihniyetine gitmesinde ve pasif gelir yaratmak için bu tip kaynaklara araştırmasında, bulmasında büyük fayda var diye düşünüyorum. Tabii bir de davranışsal konular var. Şimdi ben işte sosyal medyada biraz daha popüler hale geldikçe karşıma daha çok iş fırsatı çıkmaya başladı. Ve bunların çoğuna hayır demeye çalışıyorum. Çünkü aslında çok para kazanan herkesin ortak bir özelliği var. Çok fazla şeye hayır diyorlar, evet demiyorlar. Neden? Çünkü diyorum ki ben saatte 1000 dolar olmaya doğru gitmek istiyorum. Bana yapılan bu teklif beni oraya doğru götürür mü, götürmez mi? Eğer götürmüyorsa ve benim zamanımdan yiyorsa onu reddediyorum. O yüzden hayır demek çok önemli bir konu. Warren Buffett, Steve Jobs hep bunlar hayırcılar aslında. Öyle her şeye evet demiyorlar. Çok hayır dedikleri için ellerinde bolca zaman kalıyor ve bu zamanla daha kaldıraçlı şeyler için kafa yormayı beceriyorlar. Onların böyle bir imkanı olabiliyor. Yani özetlemem gerekirse bir önce şu anda saatte kaç para kazanıyorum ona bakıyorsunuz. Hesaplamasını yapıyorsunuz. Sonra da bunun payını ve paydasını artırmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Payı artırmak için daha yeni beceriler inşa edip daha fazla saat başı para alabilen bir insan olmak var. Kaldıraçlardan yararlanmak var. Yani başka insanların emeğinden yararlanmak. İnternetteki ortamlara içerik yükleyip bunlardan ömür boyu para kazanmanın yolunu bulmak veyahut da doğru alanlara yatırımlar yapmak. Payda tarafında, yani harcadığımız zaman para kazanmak için, harcadığımız zamanı tasarruf etmek için de delegasyondan yararlanmak, başkalarının emeğine bir şeyleri outsource etmek, onlardan istifade ediyor olmak, bir de size gerçekten değer katmayan şeylere hayır demek. Sürekli koşturmaca içinde olmak yerine ben ne yapacağımı biliyorum ve bunun beni saatte 1000 dolara doğru götürdüğüne inanıyorum demek. Ben saatte 1000 dolar hala kazanmıyorum ama o yolda gitmeye çalışıyorum ve bu anlattığım mentalite bana çok çok yardımcı oluyor. Umarım anlattıklarım size de yardımcı olmuştur. Bu arada küçük de bir duyurum var. Yakın zamanda aşağıya bilgilerini bırakıyorum. Nasdaq'taki teknoloji hisse senetlerine nasıl yatırım yapılır konusunda bir eğitimim olacak. O eğitime gelin lütfen, kayıt şartları vesaire aşağıda. Çünkü en iyi kaldıraçlardan bir tanesi doğru alana yatırım yapmaktır. İşte ben hasbelkader uzun zamandır bu yatırım tarafında çalışıyorum. Ve o yatırımda özellikle yüksek riskli ama asimetrik fırsat sunan yüksek teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın çok kaldıraçlı bir işlem olabileceğini düşünüyorum. Lütfen oraya gelin, o eğitimlerde buluşalım. Umarım size orada değer katarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.